Şimdi Venbe Yatırım'a döneceğiz. Hazine ve risk yöneticisi Bedri Sağlam karşımda olacak. Bedri merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası'nın kararı ardından piyasanın verdiği tepkiyle başlayalım istersen. Nasıl buldunuz Venbe Yatırım'da? Merkezin zaten çok bir hareket kabiliyeti yoktu. Özellikle Amerika tarafındaki durumunda belirsizliğini koruması, dolar TL'deki volatilitenin çok yüksek olması merkezin elini kolunu bağlıyor. Yine aynı şekilde beklentilerini karşılayacak enflasyon rakamları ve cari açık tarafında da olumlu bir seyir hala hazırda yok. Dolayısıyla merkez burada da yine bu toplantıda da mevcut pozisyonunu korudu. Beklentiler dahilindeydi. Dolayısıyla piyasanın TL tarafında tepkisi çok güçlü olmadı ama endeks tarafında gün içerisinde satışlar güçlüydü. Daha sonrasında bir toparlanma takip ettik. Tutunmaya çalışıyor. Bunu da hala bir düzeltme kabul edelim. 85.000 üzerinde endeks güçlü tutunabilecektir. Ama seçim süreci yaklaştıkça öyle zannediyorum bir miktar daha satış dönemi başlayacaktır. Piyasa biraz daha seçimlere pozisyonda girmek istemeyecektir diye tahmin ediyorum. Seçimlerde beklentileri karşılayacak bir sonucun gelmesiyle seçim sonrasında tekrar endeks tarafında toparlanmalar oluşur diye düşünüyorum. Evet, seçim sonrası ralliden bahsediyorsun herhalde. Peki Fed'den duymayı da bekliyoruz bu akşam. Oradan ne bekliyorsunuz? Fed'den çok agresif duyumlar olmayacak ama beklentiler yine benim de beklentim Eylül'de bir faiz arttırımının sembolik bir faiz arttırımının geleceği yönünde. Özellikle dün inşaat rakamları ABD tarafından iyi geldi. Son dönemde rakamlar çok iyi gelmiyordu Amerika tarafından. Ama Fed böyle kısa vadeli zaten planlarını yapmıyordur. Yani böyle aylık rakamlarla yön vermeyecektir piyasaya. Çok uzun zamandan beri piyasayı buna hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda ani bir dönüş yapmayacaktır. Haziran'da büyük ihtimalle önümüzdeki ay olmayacak ama Eylül'de bir faiz arttırım sinyali gelebilir. Bunun dışında Eylül'deki faiz arttırımı da piyasaların beklentilerini karşılar mı? Ben bunu çok düşünmüyorum. Yani beklentilerin altında bir şeyler gelir ama mutlaka bir faiz arttırımı gelir. Bunun da piyasada fiyatlaması ilk etapta dolar lehine olur ama daha sonrasında tekrar doların aleyhine bir durum oluşabilir. Evet, Venbe Yatırım'dan Bedri Sağlam teşekkürler. Kolay gelsin sizlere diyelim. Bu notlarla kısa bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.